Çanakkale'yi hem yaşamalı hem de gençlerimize, çocuklarımıza yaşatmalıyız. Bu vatanın her karış toprağında, her santim toprağında şehit kanı var. Çanakkale zaferi bence en büyük zaferlerden biridir Türk tarihinde. Bugün kahraman Türk askerimizin Çanakkale'deki zaferin 107. yıl dönümü. Çanakkale geçilmez diyerek canlarını feda eden 200 bin üzerindeki şehidimizin günü. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkının duygu ve düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Gayet milli, ülkemizi bugünlerini o insanlara borçluyuz. Peki buradan gelecek nesile söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gelecek nesillere söylemek istediğimiz, aynı Çanakkale'deki insanlar gibi Ulu Önder Atatürk'e sahip çıkması. Çok duygusal bir durum. Zaten bunu sözlü olarak da veya internet üzerinden de paylaşımlarımızı yaptık. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim bir daha ülkemizin başına böyle büyük olaylar getirmesin inşallah. Allah hepsine rahmet eylesin. Başsağlığı diliyoruz. Peki buradan gelecek nesile söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne söyleyebilirim ki, inşallah birlik beraberlik içinde, din, dil, ırk ayrımı olmadan birlik beraberlik içinde bu vatanda huzur, barış, birliktelik içinde bir yaşam hepimize, yani bunu diliyorum. Çok güzel düşünce. Çünkü milli bir, burada milli bir şey var. Gurur verici bir şey bence böyle bir şey. Çanakkale zaferi bence en büyük zaferlerden biridir Türk tarihinde. Bir sürü şehitimiz oldu, önemli bir şeydir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yani bence hem üzücü, bir sürü şehitimiz var. Ama tabii ki gurur verici de. O kadar şeye karşı bir sürü şehit verdik. Yani onlara borçluyuz buralara kadar gelmemizden. Ben Kayseri'nin yerlisiyim. İsmim Celalettin. Duygu ve düşüncelerim başta değerli dedelerimizin kıymetini bilmeliyiz. Onlar yarım ekmekle 3 gün geçirmiş, bir tas hoşafla 3-4 gün öğününü atlatmış, yoklukta kurşunsuz halde süngüyle çok büyük bir savaş vermiş, dünyanın en güzel savunma muharebelerinden bir tanesini başarmış kişilerdir bizim dedelerimiz. Çanakkale, Japonya'nın Hiroşima'sından, Amerikanların kıta keşfinden çok daha büyük bir zaferdir bizim için. Çanakkale'yi hem yaşamalı hem de gençlerimize, çocuklarımıza yaşatmalıyız. Öyle bir şey düşünün ki mermilerin bir metrekare içine 6000 merminin düştüğünü ve bu düşen 6000 merminin içinden en az 150 tanesinin birbiriyle çarpıştığını düşünün arkadaşlar. Çok dehşetli bir savaş. Çok dehşetli bir çarpışma. Gündüzleri düşmanın havan topları, gemilerden atılan toplarla dövdükleri siperlerimiz, askerlerimizin, dedelerimizin iki siper geriye çekilmeleri, iki hat geriye çekilmeleri, akşamda süngüyle tekrar dedelerimizin o siperleri zapt etmesiyle, almasıyla oluşan bir savaş. Yani bizim dedelerimiz gündüz savaşmamış, gündüz savunmuş ama gece savaşmışlar şeyler gibi. Ne diyeyim size, aslanlar gibi. Kendilerine yakışanı yapmışlar. Çok da güzel yapmışlar. Onların hakkını biz ödeyemeyiz. Üzgünüm. Böyle bir şey olmasına rağmen üzgünüm. Ha, o günkü yaşanılan yaşantıyı da içinde değildik ama gerçekten üzgünüz. Mutlu da değiliz. Ama şehitlerimizin sayesinde şu an bizler ayakta durabiliyoruz. Bundan da gururlanıyoruz. Bugüne dair insan geçmişini unutmamalı. Üzücü bir durum ama yine de geçmişimizi unutmamalı ve vatanımıza sahip çıkmalıyız. Çanakkale Savaşı'nı zaferle kutladığımız bir gün. Buna dair neler söylemek istersiniz? Vatanın toprağını vermedik. Bunun için zaferle kutlamamız gerekir zaten. Canımızı versek de vatanın bir kaşı toprağını bile vermemişiz. Gurur verici bir şey bence. Oraların hepsini gezdim. Şimdi söylemeyle olmuyor. Oraya gidip gördüğün zaman daha farklı. Her şey başka oluyor. O hissi anlamak lazım. Yani ben şimdi burada ne söylesem boş. Ancak oradaki yaşananları, oradaki
çekilen eziyeti ya da ben ne bileyim oradaki şehitlerimizin hepsinin ruhunun şad olmasını iste. İnşallah şad olur. Öyle söyleyelim. Yani hepsine Allah rahmet eylesin. Allah'ım bu vatana millete zeval vermesin. Bu millet o kadar çekti ki o savaşlardan değil 250 bin belki daha fazladır. Açlıkla, yoklukla, yoksullukla bu vatanı bu hale getirdi. Allah'ım sizlere, bizlere uzun ömürler versin. Bu vatanı kimseye satmayalım. Bu vatanın her karış toprağında, her santim toprağında şehit kanı var. Bu şehitlerin kanını satacak olursak biz yok sayılırız. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Buradan gelecek nesillere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Geçmişini unutmasın. Geleceğine öyle baksın, başka bir şey diyemem. Güzel, mutlu bir şey yani. Tabii ki biz kazandığımız için, halkımızı korumak için, milletimizi, dinimizi, ırkımızı. Başka da inşallah savaş çıkmaz Türkiye'de. Peki gelecek nesile buradan bir şey söylemek ister misiniz? Herkes dinin ırkını bilsin, örfünü adetini bilsin. Başka da bir şey demiyorum yani.